Bir aydır maç oynamayan İstanbulspor dezavantajı olabilir. Bugün o dezavantajı gördük bence. Çünkü oyuncu performanslarım, bireysel oyuncu performanslarım yukarıda olmadığı bir oyundu. Ama özellikle ilk yarının ikinci bölümü gayet iyi şeyler yaptık. Önümüze de çok ciddi fırsatlar geldi. Kaldı ki rakibimiz de ciddi fırsatlar buldu. İkinci yarı başlangıcında çok yine basit bir gol ve oyuncu performanslarının, rakibin oyuncu performansının bizim üzerimize çıkması, sonrasında oyunu risk edip bambaşka bir şekle bürünmemiz ve bu arada da belki skor çok daha farklı olabilirdi Başakşehir lehine. Tebrik ediyorum onları. Onlar için iyi bir oyun oldu. Bizim için oyunumuzda herhangi bir problem yok. Performanslarda düşüşler oldu. Bazı oyuncular inişli çıkışlı olsa da birkaç oyuncum için olumlu düşünebilirim. Ama biz İstanbulspor olarak bundan daha iyi oynayabileceğimizi biliyorum. Daha fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyordu. Bugün bu olmadı. Büyük ihtimalle düşüncem bir aydır maç oynamamamız. Hemen cuma günü maçımız var. Zor bir maç. Onlar da puan alamayan bir takım. Orada da kolay olmayacak. Biz her maçımızı zor oynuyoruz. Performanslarımızı arttırmamız lazım. Şimdi dinleneceğiz. Hemen sonrasında maçımıza hazırlanacağız. Yok, hayır. O oyunun ikinci bölümünde aramızda sonradan katılan bir oyuncumuzun yaşadığı bir problem oldu ama söylediğin doğru. Aslında kalecinin 9-10 tane opsiyonu var aslında. Özellikle o söylediğin şeyi özellikle biz deniyoruz. Denemeye devam ediyoruz. Aslında ilk yarı özellikle çok doğru kalecimizin oyuna top sokuşları vardı fakat topu tutması gerekenler o konuda başarılı olamadı. Çok doğru, haklısın. Biz bu riski alıyoruz. Çünkü onu yanılmıyorsam bir iki kere de bunu başardık ve ciddi atak geliştirdik. Rakip de eğer bu baskıyı yapacaksa arkada geride o riski almak zorunda. Biz rakibe de bu riski almasını sağlıyoruz. Kendimiz de risk alıyoruz. Doğru ama çok enteresan. Verdiğimiz pozisyonların hiçbiri bundan gerçekleşmedi. Değil mi? Genelde beklerken veya baskı hatalarımızdan veya rakibin uzun toplarından, yani genelde analizi böyle biraz daha detaylı baktığınızda, tabii çok daha detaylı bakacağız ama genelde bireysel hatalara dayalı bir şey. Bu oyunun sadece bir opsiyonu yok. O söylediğinizi çok klasik kenardan, beklerden de kurabilirsiniz. Stoperlerin uzun top, ikinci top da kurabilirsiniz. Bir sürü opsiyonu var. Biz özellikle bu maç için bunu yapmamız lazım. Eğer bunu yaptığımızda oyunumuzun ritmini ve coşkusunu yakalayabiliriz. Öbür türlü zaten eğer bunu başarılı olamadık, tekrarlardan çıkmadı, oyuncu portföyü uymadı ki biliyorsunuz takımımızı oluştururken şu an birçok yerde farklı şeyler kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama neticesinde oyuncuların bildiği şey bu. Söylediğine katılıyorum fakat şöyle de katılmıyorum. Bunu başardık bir iki tane. O riski alıyorum ben. Zaten yeni oyun dememin sebebi bu. Rakip istediği kadar ön alan baskısı yapsın ve bazen hatta şunu dedim ben. Bunu yaparken belki 10'da 0 da yapacağız yani. Ülke gerçeğine belki uygun olmayacak ama 10'da 0 da yapabiliriz. O ön alan baskısındaki o rahatlığı, o pas opsiyonlarını değerlendirmeyi bulduğumuz anda zaten oyunumuz ortaya çıkacak. Şu an oyunumuzun 90 dakikada belki de o baskılarda 10 topun 2 tanesini kullanma cesareti var bizde. Bu da gayet doğal. Çok çok doğal. Hem puan alacaksınız, hem evde oynayacaksınız, hem de rakip baskı yapacak. Öyle kolay değil. Bu zoru deniyoruz. Denemeli miyiz? Bu tartışılabilir. Bunu zaten defalarca söyledim. Ben hep aynı oyunu oynamaktan yana değilim. Evet, top rakipteyken planımız var. Bizdeyken bir planımız var. Oynayabileceğimizin tekrarını göstermek istiyorum. Bu şu ana kadar bölüm bölüm çok az oldu. Ama ileride olacağına kesinlikle ümidim çok fazla.